10 eli vuran bu yüzyılın felaketinde spor camiası da ağır yer aldı. Öyle ki futbol tarihinde ilk kez kulüpler kendi istekleriyle ligden çekildi. Binalara enkazda dönen sporcuların, teknik personelini kaybeden 9 kulüp ligden çekildi. Peki bu 9 kulüp hak kaybına uğrayacak mı? Önümüzdeki sezon lige nasıl devam edecek? Pek çok soru var ve pek çok cevap. O kulüplerin ligdeki durumlarını hem spor hukukçularına hem de Türkiye Futbol Federasyonu'na sorduk. Hiçbir zaman bir kulübün, bir futbol takımının ligden çekildiğini pandemi dahil hatırlamıyoruz. Son düdük geliyor. Asrın felaketinde futbol camiası da ağır yara aldı. Türk futbol tarihinde bir ilk yaşandı. Mücbir sebep dolayısıyla kulüpler ligden çekildi. Mustafa içeride, Mustafa topağlarda. Deprem yalnız 10 ili vurmadı. Bölgenin futbol kulüplerinde de ağır kayıplar yaşandı. Futbolcularını kaybeden kulüplerin binalarında da taş üstüne taş kalmadı. Türkiye Futbol Federasyonu afet bölgesindeki futbol kulüplerinin ligden çekilme talepleriyle ilgili kararını verdi. Malatya Spor, Adana Spor, Adıyaman Futbol Kulübü, Diyarbakır Spor, Kahramanmaraş Spor, Osmaniye Spor, Hatay Spor, Gaziantep Futbol Kulübü, Malatya Arguvan Spor Kulübü ligden çekildiler. Depremden çok büyük yara alan bu 10 ilimizdeki takımlarımıza bu imkanı verdik. Bir kulübün ligden çekilmek gibi önemli bir durumun sorumluluğunu alabilmesi çok olası değil. Ne yazık ki kaybettikleri teknik, idari personel ve futbolcular açısından da bu durumun sürdürülemeyecek bir hale gelmesi sebebiyle TFF kulüplerin ligden çekilme taleplerini kabul etti. Kupada bir üst tura Gaziantep Futbol Kulübü çıkıyor. Peki bu 9 kulüp hak kaybına uğrayacak mı? Herhangi bir hak kaybı olmadan, hakları baki olmak üzere önümüzdeki sezon bulundukları liglerde devam edecekler. 6 Şubat tarihinden itibaren kalan bütün müsabakalarda hükmen yenik sayılacak tüm ligden çekilen kulüpler. Rakip takımları ise 3-0 galip kabul edilecekler. Markovic topu ağlara gönderiyor. Bu kulüpler yeni sezona küme düşmeden bulundukları ligden devam edebilecek. Lig boyu hak edecekleri gelirleri de almaya devam edecekler. Samet orada dışarı çıkardı. Vuruş topu ağlara gidiyor. Yine bu kulüplerimiz de çekilmemiş gibi bu zamana kadar alacakları parayı zaten aldılar. Bundan sonra da alması gereken parayı ligden çekilmemiş gibi aynı şekilde alacaklar. Devre arası transfer dönemi yaşanan felaket nedeniyle 18 Şubat'a kadar uzatılmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu süreyi ikinci kez uzatmak için FIFA'ya bir kez daha başvuruda bulundu. FIFA'ya bugün bir mektup yazdık. Sürenin 5 Mart'a kadar uzatılmasıyla ilgili ama onunla ilgili daha bir olumlu veya olumsuz bir haber yok.